Güzel kursumdan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Soner Aylaz. Bugünkü videomuzda Simple Past Tense ve Past Continuous konularını işleyeceğiz. Bir önceki gördüğümüz tenslerin devamı, Present Tense ve Present Continuous Tense'in. Simple Past Tense ne demek? Hemen öncelikle onunla başlayalım. Simple Past Tense, Türkçe'deki dili geçmiş zaman. Bildiğimiz basit geçmiş zaman yani yaptım, ettim, gittim, geldim, içtim, yedim olarak kullandığımız e, zamandır İngilizce'de de aynı şekilde nasıl ki Türkçe'de bakarım demekle baktım demek farklıysa İngilizce'de de bakarım demekle baktım demek I see ile I saw veya I look I looked şeklinde farklıdır. Bunun detayını göreceğiz. Öncelikle hemen e, cümle yapısından başlıyorum. Türkçe'de e, özür dilerim. Simple present tense'de subject, verb one, Object şeklindeydi. He sheet de fiil takısı gelirdi. Burada sadece past form of verb yani fiilin ikinci ne kullanıyoruz. Aradaki tek fark bu. Bir de tabii ki de zaman zarflarımız aynı şekilde farklı olacak. Fiil kesinlikle ikinci halde oluyor. Fakat bilmemiz gereken şey şu. Tüm öznelerde aynı. Fiil hep ikinci halde kullanılır. Burada cümle yapılılır var. Olumlu cümle yapısı, olumsuz cümle, soru cümlesi, affirmative, negative, interrogative ya da positive, negative, question form şeklinde söyleyebilirsiniz. Şimdi, I studied English demiş örneğim burada. Bakalım bu cümleden ilerleyelim. Ben İngilizce çalıştım. Normalde bu fiil nedir? Study fiildir. İngilizce çalışırım olur. Ama bunun sonuna y düşüp, IED takısı gelmiş ve ne olmuş? Fiilin ikinci hali yani. ben İngilizce çalıştım olmuş. Bunu nasıl yap ayrım yapacağız? Şimdi fiillerimiz regular, irregular şeklinde ikiye ayrılır. Düzenli fiiller, düzensiz fiiller. Ben düzenli fiillerin sonuna ed takısı getirerek fiilin ikinci halini yapmış olurum. Irregular, düzensiz fiiller ise tamamen değişir. Örneğin come fiili, burada örnekte de var. Gelmek, geldim derken came deriz o yerine a yazılır. go fiili gitmek gittim derken went deriz. Bu şekildedir. Özneler hiçbir şekilde değişmiyor. Hepsi de aynı. I, you, we, they, he, she, it ve fiilin ikinci hali. Hiçbir şey değişmiyor. Örnek cümleler var. Hemen hızlıca bakalım onlara. I studied English. You worked hard. Sen sıkı çalıştın. Çok çalıştın. Bakın, work field düzenli bir fiilde son ne'ye gelmiş? çalıştın olmuş. He she came late. O geç geldi. Bakın, come gelmek demiştim. ikinci hali came şeklinde. It rained hard yesterday. Dün çok yağmur yağdı. Çok sıkı yağmur yağdı. Rain yağmur yağması. Bakın, yağar derken rain deriz ama yağdı derken rained dedik. We enjoyed the party. Partide çok eğlendik aynı şekilde. You helped a lot. Sen çok yardım ettin. They got up early. Bakın burada get birinci hali, ikinci hali got. Bu düz cümle yapısı. Ne dedik? Subject, past form of verb, object. Fiilin ikinci hali, past form of verb dediğim Film geçmiş hali. Negatif cümlede de bizim yardımcı fiilimiz işin içine giriyor. Did bizim burada yardımcı fiilimiz. Nasıl ki simple present tense'de do'ysa burada da biz did'i kullanıyoruz. Peki did nedir? Do fiili yani yapmak fiilinin aynı zamanda do bir fiildir, yapmak fiildir. Yapmak fiilinin ikinci hali past olduğu için de biz burada did'i kullanıyoruz. Do'yu da simple present tense'de don't ya da sorularda do'yu başta kullanırdık. Burada did'i kullanıyoruz ve did not şeklinde kullanılır ya da didn't kısaltılmış haliyle ve en önemli nokta ise şu. Fiil yalın halde kullanılır. Neden? Çünkü zaten ben do'yu did'i did olarak kullandığım için daha fiile ben herhangi bir ek getirmiyorum. İkinci halini kullanmıyorum. Örneğin I didn't study English. Bakın studied demiştim burada. Burada I didn't study English şeklinde kullanmışım. You didn't work hard. Sen sıkı çalışmadın. She didn't come late. O geç gelmedi. Bakın came demiştim ama burada didn't olduğu için come late şeklinde oldu. Örnekler uzup gider. Hemen soru cümlesine de bakalım. Soru cümlesinde ne oluyor? Did I study English? Did you study English? Did he study English? Sen ders çalıştın mı? Ben ders çalıştım mı şeklinde. Cevabı da yes you did, no you didn't şeklinde olur. Şöyle yazayım. Ekran yetmedi. Did you work hard? Sen sıkı çalıştın mı? Yes I did, no I didn't. Did he come late? Yes, he did. No, he didn't. şeklinde cevabı veririz. Tabii bunların başına soru cümlesi getirerek de soru kelimesi getirerek de cümleler kurabiliriz. Örneğin, Where did you stay? Nerede kaldın? I stayed at home. Mesela. Evde kaldım. Gibi. <laughs> Bu tabii e, bayanların. Bekar kızların evde kalması değil, evde, e, o geceyi evde geçirmesi şeklindedir. Where did you stay? I stayed at home. What did you do? I studied English. Ne yaptın? İngilizce çalıştım. Gibi. Bunlar e, cümlenin kurulmuş hali, cümlenin yapısı. Şimdi kullanım yerlerine bakalım. Kullanım yeri tektir, basittir. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Geçmişte olmuş bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Tüm olayı budur. Geçmişte olacak olay bitecek. Onun için onları anlatmak için kullanılır. Örneğin dün Amerika'ya gittim. İşte dün yemek yedim. Dün arkadaşımı gördüm. İki gün önce televizyon izledim. Beş gün önce sinemaya gittim. İşte 1997'de Antalya'ya gittim. Veya 1992'de şu arkadaşımı gördüm gibi. Bakın hepsi geçmişte olmuş bitmiş ve şimdiyle hiçbir alakası yok. Geçmişte kalmış olaylar. Örnekler var burada. I studied English last night. Dün gece İngilizce çalıştım. We watched a movie yesterday. Dün bir film izledik. Bakın watch izlemek, izledim derken, izledik derken ne olmuş? I we watched a movie yesterday. My father called Mr. Johnson two days ago. Babam, Bay Johnson'ı iki gün önce aradı. Call aramak, called, aradı. Ottoman conquered Istanbul in 1453. Osmanlı, İstanbul'u 1453'te ne yaptı? Fethetti. Conquer, fethetmek. Conquered, fethetti şeklinde. Regular, irregular verbs listimiz var. Kısa bir liste yaptım buradan. Çok uzatmadım bunların listesi hali hazırda internette de var zaten ek, ek olarak size de vereceğiz. Bakın, walk yürümek walked yürüdüm, like sevmek beğenmek liked sevdim beğendim, watch izlemek watched Be izledim, work çalışmak worked çalıştım, call aramak called aradım, play oynamak played oynadım, want istemek Wanted, istedim şeklinde. Regular, irregular verbslerimiz var. Tamamen değişen veya aynı kalan veya okunuşları değişen fiillerimiz. Go, gitmek. Went, gittim. Speak, konuşmak. Spoke, konuştum. Bu şekilde. Hemen altta zaten not düşmüşüm. Düzenli fiillerin ed takısını ile ilgili yazım kuralları şöyledir. Bazı yazım kuralları vardır. Nedir onlar? Hemen göreceğiz. Ed ile alakalı. Şimdi birçok düzenli fiil ne alır? Sonuna ed takısı alır. Ama bazı düzenli, düzenli, düzenli fiillerin ee, sadece ed takısı değil sonuna ek aldığı halleri de vardır. Yani fiilden kaynaklıdır. Örneğin bakın düzenli, çoğu düzenli fiil dediğimiz talk, yürümek, talked, yürüdüm. Walk, walked, gone, gone, seem, seemed, raw, roar, roared, roam, roamed şeklinde. Bazı diğer özellikler var. Bu şurada sırasıyla. Bunlara bakalım. Bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften oluşan kısa fiillerde sondaki sessiz harf çift yazılır. Hemen örneğine bakalım. Grab, grabbed. Ben, bent. Örneğin ben yasaklamak, bent yasakladım, yasakladı veya. Stop, stopped. Bakın p iki defa yazılmış, n iki defa yazılmış, b. Bundan bahsediyor. Bu bizim e, çok işimize yaramaz. Yazı dilinde önemlidir bizim için. Sınavda bunu e, çok önemli değil. Bize bu tutup da. Burada iki defa mı yazılmış? Tek mi yazılacak? Bunun yazılışını bize sormaz. Sonu E ile bitenler sadece D takısı alır. Gaze, gazed, smile, smiled. Bakın E, D yani smile yazıp bir E, daha getirmemişim. Direkt D takısını getirmişim veya like, liked şeklinde. Sonu sessiz harf ve Y sesiyle bitenlerde de Y, I olur. Ondan sonra E, takısı gelir. Try denemek. Tried denedim. Dry kurutmak dried kuruttum şeklinde. <laughs> i̇yi biz nasıl okuruz İngilizce'de? I diye okuruz. Oradan gelsin. Apply normalde kelimenin kökü. Ama past halini yapacağım. Applied yapmışım. O yüzden y'ye düşmüş. Ben oraya i getirmişim. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Y'den önce bir sesli harf varsa yazımda değişiklik olmaz. Nasıl? Play fiili bunun en iyi örneği. Veya pray. ibadet etmek. Bakın play, oynamak, çalmak. Play dedim, oynadım oldu. Pray, dua etmek, ibadet etmek. Prayed, dua ettim, ibadet ettim gibi. Betray, spray, delay, decay. Bu uzar gider. Bunun gibi birkaç daha fiil vardır. Olay bu şekilde. Evet, şimdi en çok önemli olan nokta time expressions. Nedir time expressions? Bize bir cümlenin sınavda bir tense sorusunun hangi tense olduğunu gösteren, hangi tanesi işaretlememiz gerektiğini gösteren zaman zarflarıdır. Zaman ifadeleridir daha doğrusu zarf demeyeyim. E, time expressions deriz bunlara. Bunlardan en bilindikleri zaten burada yazar. Yesterday, two days ago, last month, last night, last week, in 1923, in ancient times, in 17th century, in medieval times. Yani yesterday dün, two days ago, İki gün önce last night dün gece last month ee, geçen ay last week geçen hafta last year geçen yıl in 1923 in 1923'te in ancient times antik zamanlarda eski zamanlarda in 17th century 17. yüzyılda bakın bunların hepsi nedir in medieval times orta çağda bunların hepsi nedir geçmiş zamanda geçmişte olmuş bitmiş geçmişte olmuş bitmiş zamanlardır ve olaylardır. Ben bunları sorularda görünce anlamam gereken şey şu. Bu cümle past tense ile yapılmış. O yüzden present tense'leri eleyeceğim. Örneğin şöyle bir cümle yazdık. Diyelim ki I to school. Bu basit bir cümle tabi. Ama anlamanız için yazıyorum buraya. Yesterday. Okula demiş dün. Ben. Şıklarda şunlar olsun. Hemen şuraya yazayım. Go, am going, went, will go. Şimdi dün okula gittim diyeceğiz, değil mi? Dün dediğine göre giderim olmaz. Dün okula giderim olmaz. Dün okula gidiyorum olmaz. Dün okula gittim olur, dursun. Dün okula gideceğim olmaz. Nereden anladım ben bunun went olması gerektiğini? Yesterday'den. Anladım? Soruyu işaretlidir. Sorular genelde bu şekilde olur. Bir zaman zarfını buluruz, geçmişte olduğunu anlarız ve present tense'leri veya future tense'leri eleyip past tense'i buluruz. Bu şekildedir. Bu zaman zarfları uzatılabilir. Farklı farklı şekilde diyebilirsiniz. 10 yıl önce, 10 yüzyıl yıl önce gibi şekilde uzatabilirsiniz. 1000 yıl önce, işte geçen ay, geçen hafta, geçmiş son 10 yılda gibi şeyler söyleyebilirsiniz bunları uzatabilirsiniz. Simple past tense budur. Tüm özellikleri bunlardır. E, kullanım yerleri burası sadece geçmiştedir. Tabi bazı yerlerde kullandığımız noktalar var. Örneğin if da onları da göreceğiz. Ama genel hatıyla geçmiş zaman budur. Fiilin ikinci halini bileceğiz. Regular, irregular verbs. Ve o yardımcı fiilde fiilin yanın, yardımcı fiili kullandığımız zaman fiilin yanın halini kullandığımızı bileceğiz. Geçmişte kullanılır. Zaman zarflarını bileceğiz. Geçmiş zaman budur.